birbirinden farkı olmaz. Buradaki asıl mesele şu. Türkiye'de 5 yıllık süreçte 2018 itibariyle çok ciddi bir ekonomik yük yaratıldı. Bu ağır bir kriz ve buhrana dönüştü. Şimdi bunun bedelini öyle hadi 2 ayda ödeyelim, 3 ayda ödeyelim olmadığını aslında son 9 ayda biz hep beraber gördük. Yani Mehmet Şimşek geldiğinden beridir yine bir seçim olduğu için mış gibi politikalar uyguluyor ama hepimizin canı daha çok yanıyor gördüğünüz üzere. Şu an yapılması gereken şey mış gibi değil. Gerçekten Türkiye'nin dünyada güvenini, itibarını, kredibilitesini arttırabilecek, dünyadan Türkiye'ye sermaye ve yatırım gelebilecek işleri öncelemek. Ama öte taraftan bunları yaparken yani enflasyonla mücadele ederken derin yoksulluğa atılmış milyonlarca yurttaşın ise en azından geçimini sağlayabilecekleri, belirli bir standardı yakalayabilecekleri bir hayat standardını onlara sunabilmek. Bu da bir maliye politikası tercihi demektir Fatma Hanım. Yani Evet. ben bir yandan vergi gelirlerini arttıracağım ama öte taraftan az önce söylediniz işte dün yine tütün ürünlerine zam geldi. Şimdi bu gelen zamın %85'i aslında vergi artışı. Yani ürünün kendi fiyat artışı değil, maliyet artışı değil, vergi artışı. %85. Şimdi ben bir taraftan havuzu dolduruyorum ama bir taraftan havuzu yamamam lazım. İyice bozmuşum ben o havuzu. Ama öte taraftan da kaçaklara izin veriyorum. Nerelere kaçıyor ama bu kaçaklar? Aslında bu havuzu doldururken zarar verdiğim milyonlarca dar gelirli yoksul vatandaşa değil. Yine bir avuç zengine gidiyorsa bu bir çözüm olmaz. O havuz kaçırmaya devam eder. Çünkü asıl mesele orayı yamayıp gereksiz harcamaları, gereksiz bu ülkenin bütçesini perişan etmiş harcamaları toparlayıp enflasyonla mücadele politikasından çok olumsuz etkilenen yurttaşların sıkıntılarıyla o suyu kullanabilmek. Yani bir taraftan çünkü para politikası enflasyonla mücadele ciddi bir daralmayı beraberinde getiriyor ve bu daralmadan herkes etkileniyor ama bir de herkesten daha çok etkilenen çok yoksul, dar gelirli kitleler var. Bunu yapmadıkları sürece biz işte bir erken seçim yapalım, bir referanduma gidelim, çizilen karizmayı düzeltelim. Bunun bir karşılığı olmaz. Bu ülkeye yapılabilecek çok büyük bir kötülüktür bu bir. Bundan daha az kötülük olan ama kötülük olmaya devam eden şey de mış gibi politikalara devam etmektir. Şu an her ikisi de kötülüktür. Artık bizim kalıcı bir şekilde tamam madem şu yani sonuçta vatandaşın bir tercihi oldu, yurttaşın bir tercihi oldu ve bu tercih yerel tercih bundan bir yıl önce genel seçimde de göstermişti. Doğrudur, yanlıştır, katılırız, katılmayız. Önümüzde en azından 2-3 sene hükümetin seçimden öte aslında geçimi önceleyeceği, vatandaşın sorunlarını önceleyeceği, yani biz seçimde de biliyorsunuz en çok eleştirdiğimiz konulardan biri buydu. Kabinenin burada ne işi var İstanbul'da diyorduk. Niye? Çünkü asıl mesele başka. Bu ülkenin sorunlarının çözülmesi lazım. Burada da bakın Hatta birincisi Mehmet Şimşek, Murat Türkiye'de Kurum'un seçilmesiyle beraber birçok problemin çözüleceğini iddia ettiği bir konuşması da vardı. Günlerce de bunu tartışmıştık. Şimdi bu problemlerle ilgili bir tweet atmış ama o detayı vereyim, oradan devam edin bir de hocam. Süremiz de biliyorum kısıtlı. 2024 yılı ilk çeyreğinde evet. yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz dedi. Bu beklenti rasyonel midir? Tabii yani çünkü şu anda yüksek faiz ortamında vatandaşın tüketiminden kısılıyor, üretici üretim yapmaktan bir adım geri adım atıyor, durgunluk geliyor. Türkiye'de zaten üretim arttığında ithalat artar. Demek ki biz bayağı üretimi kısıyoruz, frenliyoruz. Yani şu acı reçetenin aslında bir itirafı bir tarafıyla bakıldığında. Üretimi bir ay kısarsınız, 2 ay kısarsınız, 3. ay hala kısıyorsanız işletme olarak dersiniz ki kenarda bekleyen 15 tane çalışanımın 5'ini ben işten çıkartayım dersiniz. Yani bu iyi bir haber gibi gözüken ama tam anlamıyla aslında yurttaşlarımız için iyi haber olmayan bir şey. İkincisi döviz. Bakın bu ülkede asıl mesele elbette 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, 22 yıldır dış ticaret açığını bir şekilde ortadan kaldıramamışsınız. Şimdi geliyorsunuz insanlar tüketmesin, firmalar yatırım yapmasın diyerekten dış ticaret açığını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunu ne için yapıyorsunuz Fatma Hanım? Döviz açığınız var, döviz ihtiyacınız var. Merkez Bankası'nın rezervleri negatifte, kasada 20 milyar dolar var ve bu ülkede döviz talebi hala güçlü. Bunun çözümü şu anda hadi yani şu kısa vadede biz üretimi daraltalım, yok edelim falan filan. Bu üç çözümden sadece en az etkisi olan çözüm. Asıl mesele Türkiye'nin dünyaya entegre, büyüme potansiyeli yüksek, genç nüfusuyla, üretken nüfusuyla büyür, güçlü büyür, gel buraya yatırım yap,
gel buranın hisse senetlerini satın al, gel bu ülkeye dışarıdan döviz getir diyebileceğimiz yabancıyı buraya çekebilmek. Mehmet Şimşek şunu başaramıyor. Bu dediğimiz şeylerin hepsi bir büyük planın parçası olarak çalışabilir. Ama asıl planın ana unsuru güven ve itibar. Maalesef 5 yıllık süreçte bu güven ve itibar ortadan kayboldu. Ve özür dilerim, bu güven ve itibarı da sağlayacak olan şey Mehmet Şimşek'in bu politikaları değil. Bu güven ve itibarı en başta sağlayacak olan şey bu sistemin cumhurbaşkanısı, yani tek adam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela, bakın ne konuşuyoruz, Mehmet Şimşek'e mi kesilecek fatura? Başka bir erken seçim mi olacak? Şimdi böyle bir ülkeye bırakın yabancıyı Fatma Hanım. Siz gelip bir, yani ki bu ülkenin bir yurttaşı olarak elinizde biraz para olsa bu ülkede fabrika kurar mısınız kendi ülkenizde? Siz bu ülkede döner işte ne bileyim bir kafe açar mısınız? Onu da geçti. Açmazsınız. Çünkü diyorsunuz ki ya 6 ay sonra bu bir anda başka bir yere doğru evrilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı verir mi? Referandum verir mi? Mehmet Şimşek'i görevden alır mı? Şimdi bu sorular olduğu sürece biz iniş ve çıkışlar halinde yaşamaya devam ederiz. Yanlış olan budur. Yani ve bunun ortadan kaldırılması Cumhurbaşkanı Erdoğan artık yapabileceği bir şey de değilmiş gibi gözüküyor bana. Benim asıl endişem bu. Yani Mehmet Şimşek değil, dünyanın en iyi iktisatçılarından oluşan bir ekip getirsek bile o ekibin oradan ne zaman gideceğinin tartışıldığı ve buna bir kişinin karar verdiği, o kişinin karar kriterinin siyaset olduğu bir ortamda biz bu ülkenin ekonomik sorunlarını kalıcı olarak çözemeyiz. Sorun burada başlıyor. Şimdi Ondan sonra tartıştığımız her şey teknik. bu gerçekliğin yanı sıra bununla beraber daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştirilecek. Özellikle Merkez Bankası Başkanı'yla Mehmet Şimşek'in de olduğu, elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gençlerle buluşup kahve yudumladığında özellikle telefonda söylemişti bu ifadeyi. Biraz toplantılarım var. Arap Yarımadası'na gideceğim. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimiz var. Şimdi bizim Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretimizin özellikle ekonomi ayağında Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanının ne gibi bir fayda sağlayacağı ziyaret olacak ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırım şirketlerinin açıklamalarına baktığımızda 2025'e işaret ediyor %30 bandının altına, 30 TL'nin altına doların düşmesini 2025 tarihi olarak gösteriyor. Ama yatırım içinde Merkez Bankası'nın şahin politikasını devam ettirmesi gerektiğinin vurgusu da var. Tüm bunlara baktığımızda bir yola yine devam ediyoruz. Fakat biz yine ekonomimizi düzeltebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek zorundayız. O seyahatlerin bir sonucu oldu mu? Şimdi olacak mı? Şimdi işte az önce tam anlattım da buydu. Yani buralardan sonuç alabilmemiz için birinci kriter şu. Fatma Hanım şöyle düşünün. New York'ta bir yatırım şirketisiniz ve sizin elinizde 100 milyon dolar, 1 milyar dolarlık bir yatırım şeyi var, imkanı var. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye var önünüzde. Türkiye'ye benzeyen Meksika var, işte Brezilya'sı var, Arjantin'i var,